Gayrimeşru dünyasına sonradan nam salan bir sürü kişi olsa da eskiler bir başka. Onlara kabadayı diyorlardı. Bazıları için destanlar yazılmış, bazılarının da isimleri hala unutulmamış. Elimizden geldiği kadar bu kabadayıları sizler için anlatacağız. Kürt Cemali, Cemali Coşan, 1933 yılında 7 çocuklu bir ailenin en küçüğü olarak Bayburt'ta dünyaya gelen Kürt Cemali, 50'li ve 60'lı yıllarda Ankara'nın altında Atıf Bey, Kayabaşı, Yenidoğan, Aktaş ve Hacettepe semtlerinde kabadayılık yapmış, herkesin itaat ettiği bir kişilik olmuştur. Delikanlılığı ve mertliğiyle tüm Türkiye'de nem salmış Kürt Cemali, 1962 yılında davet edildiği bir mekanda ışıkların aniden kapatılmasıyla söylentilere göre kabadayı Mehmet tarafından vurularak öldürülmüştür. Ardından Keşanlı Ali Destanı Kürt Cemali için yazılmıştır. Sarı Veli. Hacettepe'nin namı çok duyulan ve gözü karalılığı ile bilinen Sarı Veli, kabadayı Mehmet'in kendisine teslim ettiği ancak çıktığında silahının satılmış olduğunu görünce aralarında bir husumet başladığı söyleniyor. Bu husumet 12 Ekim 1952'de kabadayı Mehmet'in Sarı Veli'yi Yağcıoğlu Fehmi Efe'nin bugün de hala duran Erzurum kahvesi önünde vurmasıyla sonuçlanıyor. Kabadayı Mehmet tarafından 1952 yılında yaşanan bu saldırı sonucu hayatını kaybetmiştir. Kabadayı Mehmet. Ankara'nın yerlisi olan kabadayı Mehmet iri cüsseli ve sağlam yumrukludur. 11 Ekim 1953 günü en yakın arkadaşı Sarı Veli'yi sinsice tabancayla öldürmesi onun bu kabadayılık ününe gölge düşürdü ve cezaevine girdi. Kabadayı Mehmet bir süre sonra hapisten çıkınca itfaiye meydanında Kürt Cemali'nin 16-17 yaşlarındaki yeğeni Nuri Coşan tarafından öldürüldü. Sarı Vahit, Vahit Şancı. Vahit Şancı, namı değer Sarı Vahit. Aslen Bayburtlu olan bir ailenin çocuğu olarak Ankara Yenidoğan'da doğdu. 5 vakit namazlı bir kabadayı olarak anılırdı. 60'lı ve 70'li yılları en sert yıllardı. O yılların hemen başına Mustafa Altıntaş'ı vurmuştur. 1983 yılında kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. İnci Baba, Mehmet Nabi İnciler. Aslında Urfalı olan Mehmet Nabi İnciler, namı değer İnci Baba, en güçlü yıllarını Ankara'da yaşamıştır. Tüm Ankara gece kulüpleri ve kumarhanelerini haraca bağlamış, bürokrat ve sanatçıların koruma görevini üstlenmiştir. 1993 yılında kendi korumasının kurşunuyla hayatını kaybetmiştir. Koruması daha sonra Çankırı cezaevinde silahla vurularak öldürülmüştür. Kürt Ahmet, Ahmet Turgut. Kürt Ahmet Turgut, 1935 yılında Ankara'nın Haymana ilçesinin Yenice mahallesinde doğmuştur. Mahallenin eski adı Sındıran'dır. Kürtçe adı ise Gozgoz Mahallesi olarak bilinir. Kürt Ahmet'in lakabı ise Büyük Baba'dır. Kürtlerin Şehbaz'ın aşiretine mensup ve yaşayan lideridir. 60'lı yıllardan beri Ankara'ya hüküm sağlayan en önemli isimdir. Çocukları ve yeğenleri onun referansıyla bilinen namlı insanlardır. Ülkücü Baba, Ümit Ölmez. 1961 yılında Hacettepe'de doğan Ümit Ölmez, aslen Kızılcı Hamamlıdır. Ülkücü Baba olarak bilinen Ölmez, dönemin Ankara Sefiri İnci Baba'yı Ankara'da oyunun dışına itmiş, sefirliğini ilan etmiştir. Henüz 31 yaşındayken 1992 yılında suikast sonucu öldürülmüştür. Yerini koruması ve arkadaşı olan Kasım Genç Yılmaz almıştır. Amca Mustafa Taştan. Mustafa Taştan, namı diğer amca, 1966 yılında aslen Erzurumlu bir ailenin çocuğu olarak Yenidoğan'da doğmuştur. 90'lı yıllarda çeşitli cinayetlerin azmettiriciliğiyle ismini duyurmuştur. 2000 yılından sonra ise Ankara'da en çok sözü geçen isim olmuştur. 2019'da cezaevinde hayatını kaybetmiştir. Öksüz Ahmet Aramaz. 80'li ve 90'lı yılların Altındağ bölgesinin hakimiyet sahibi ismidir. Aslen Kars'ta olan Öksüz Ahmet, Kürt İdris ve Dündar Kılıç'ın yakın dostudur. 2000 yılında bir suikast sonucu öldürülmüştür. İleriki videolarda büyük babaların çok daha detaylı bilgilerini paylaşacağız. Geçmişten günümüze büyük isimlerin yer aldığı makalemizi tersof.com'dan okuyabilirsiniz.